Karabük'te koronavirüsten ölenlerin sayısı 16 oldu. 20 günde aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti. Karabük'te koronavirüsten dolayı yoğun bakımda tedavi gören 78 yaşındaki Hasan Akın hayatını kaybetti. Akın'ın bir hafta önce de eşi Lütfiye Akın, 20 gün önce de oğlu Alaaddin Akın virüsten dolayı hayatını kaybetmişti. Karabük'te koronavirüsten dolayı yoğun bakımda tedavi gören 78 yaşındaki Hasan Akın hayatını kaybetti. Akın'ın bir hafta önce de eşi Lütfiye ile 20 gün önce de oğlu Alaaddin Akın virüsten dolayı hayatını kaybetmişti. Karabük'te koronavirüsten dolayı 71 pozitif vakanın tedavisi hastanede sürerken bir kişi daha hayatını kaybetti. Salgın sürecinden itibaren kentte ölüm sayısı ise 16'ya yükseldi. Edinilen bilgiye göre Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 70'i serviste bir yoğun bakımda olmak üzere toplam 71 pozitif vakanın tedavisi sürüyor. Covid-19'dan dolayı hayatını kaybeden Hasan Akın'ın cenazesi sosyal mesafeye dikkat edilerek cenaze arasından indirilmeden yakınlarının da katılımıyla kılındıktan sonra Karabük Belediyesi'ne ait ekiplerce tabutla birlikte hazırlanan mezarda toprağa verildi. Anne ve babasıyla aynı sebepten vefat etti. Babasının kontrol için gittiği Ankara'da hastanede koronavirüse yakalanan Alaaddin Akın 53 yaşında yapılan test sonucu pozitif çıkmasının ardından tedavi altına alındığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 19 Haziran'da hayatını kaybetmişti. Akın'ın eşi, annesi, babası ile bazı aile yakınları da temastan dolayı koronavirüse yakalanarak tedavi altına alınmıştı. Hastanede tedavi altına alındıktan sonra anne Lütfiye Akın 76 yaşında 1 Temmuz'da hayatını kaybettikten sonra 78 yaşındaki baba Hasan Akın da bugün hayatını kaybetti. Son 20 günde aynı aileden 3 kişi Covid-19'dan hayatını kaybetti. Karabük'te salgın sürecinden bugüne kadar 10.000 kişi PCR testinden yani Covid-19 testinden geçirildi. Karabük günümüzde parlayan bir şehir, özellikle Karabük Üniversitesi'nin şehre katmış olduğu katma değer oldukça fazla ve öğrenciler için de çok cazip bir üniversite kenti Karabük. Çünkü 50 bin üzerinde talebesi olan Karabük Üniversitesi hem Ankara'ya hem de İstanbul'a yakın olması dolayısıyla büyük şehirdekilerin tercih ettiği yerlerden birisi. Özellikle kendi memleketlerinde yakın olmasını istedikleri için öğrencilerin yoğun olarak tercih ettiği şehirlerden birisi. Bu yüzden de burası son zamanlarda oldukça ilgi görüyor. Kardemir'in de burada olması, Kardemir'in şehrin lokomotifi olması da ayrı bir önem kaydetmekte. Karabük'te Kardemir'in üniversiteye vermiş olduğu katkı yatsınamaz. Aynı şekilde Kardemir Spor'a da yapmış olduğu katkı kesildikten sonra Karabük Demirspor şu anda Süper Lig'den düştükten sonra 1. Lig'den, 2. Lig'den, 3. Lig'den de düşmek üzere. Karabük'ün için 1937'li yıllarda Atatürk'ün talimatları doğrultusunda Karabük Demirçelik Fabrikası'nın kurulması şehir için çok büyük önem kazanmıştı. Onun için buraya gelen giden çok, yani birçok insanlar İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den hem çalışmak için gidip gelenler çok, hem öğrenci sirkülasyonu dolayısıyla giren çıkan oldukça fazla olan şehirlerden birisi. En sonunda işte dün itibariyle Karabük'te düğünlerin 3 saat ile sınırlandırılması, takı için düğünlerde manken kullanılması, bu gelinlikçilerde veyahut da mağazalarda kullanılan mankenler şu anda düğünlerde gelin veyahut da damat süsüyle beraber düğünlerde bulunuyor ve takılar onlara takılıyor. Yani doğrudan damada veyahut da geline bir takılma hadisesi olmuyor artık. Bu konuda halktan özellikle herkes çok büyük bir hassasiyet bekliyor. Zira işte pandemi süreci bitmiş havasına girildi. Normalleşme adımları biraz da yanlış anlaşıldı Karabük'te ve Türkiye'nin birçok yerinde. Ve bundan sonra da işte 9 taneydi mesela normalleşme süreci öncesi. Normalleşmeden sonra ise birdenbire 16'ya çıktı. Aynı aileden 3 kişinin vefat etmesi Karabük'ü diken üstünde olduğunun bir göstergesi.
53 yaşındaki Alaaddin Akın'ın vefat etmesi, akabinde annesinin, akabinde en sonunda işte babasının vefatı ile Akın ailesi çok acılı bir sürece girdi kendilerine. Allah'tan rahmet diliyoruz. Geride kalan çoluk çocuklarına, ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Ama herkesin de bu konuda çok büyük bir hassasiyet göstermesi gerekiyor. Aman işte bitti, aman işte önemli değil, aman şöyle değil, böyle değil. En sonunda işte yine bugün Karabük'te defterlarlıkta 7 çalışanda, 7 memurda koronavirüs tespit edildi. Şu anda defterdarlık tamamen tatile çıkarıldı, yani kapatıldı işte ikinci bir emre kadar. Bu bütün Türkiye'de bu şekilde olduğunu görüyoruz. İnsanlar maske takmaya hala uzak duruyor veyahut da gayet normalleşmeye girmişiz gibi bir hava içindeler. Tamamen de kendimizi eve hapsetmeyelim, tamamen de dışarıya karşı izolasyon bir hayatı yaşamayalım belki ama fakat tamamen bu da bitti, tükendi vesaire de demeyelim. Yoksa çok acı sonuçlar ülkeyi bekliyor gibi bir durum söz konusu. 31 Ağustos'ta okulların açılmasını, normal bir şekilde eğitimin başlamasını istiyorsak lütfen herkesin duyarlı olması lazım. Milli Eğitim Bakanlığı'nın şimdiden çok iyi çalışması lazım. Sınıfların tek sıra halinde olması veyahut da sıralar arasında boşlukların olması, özellikle ilkokulların, belki ilkokullar açılmayabilir. İlkokullar çünkü çocuklar yani tabir caizse ne durdan anlar, ne gitten ne kalktan anlar. Yani çocuktur haddi zatında. Onlara belki işte haftada bir gün, iki gün veyahut da peyderpey hepsi şey etmez de beşe bölünebilir belki çocuklar. Ama bu da yine sıkıntılı olabilir. Yani bütün bunların göz önünde bulundurulması lazım. İlkokulları belki online olarak uzaktan eğitim ile bu sene görebilirler derslerini. Ortaokullarda işte biraz daha sıkı, liselerde ise normal müfredat olabilir. Sözden falan anlayan çocuklar, işte liseliler, üniversiteliler. Fakat yine de tedbirli olmakta, hassas olmakta fayda var. Çünkü insanlar bir araya geldiği zaman aman işte kucaklaşalım, aman işte tokalaşalım, aman işte beraber konuşalım vesaire gibi halet-i ruhi içine giriyor ve pandemi içinde olmuş olduklarını unutuyorlar. Onun da göz önünde tutulması gerekliliğini bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Bu arada vefat eden Lütfiye teyzemize, Hasan amcamıza ve Alaaddin Akın kardeşimize bir kere daha Allah'tan rahmet diliyorum. Ve geride kalanlara da başsağlığı diliyorum. Allah sabır versin.